Merhaba Webtekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte OnePlus 6T McLaren Edition'ı inceliyoruz. Bu telefonda tam 10 GB RAM var. Şunu baştan bir söyleyeyim arkadaşlar. Bu telefon OnePlus 6T ile çok benzer özellikler taşıyor. Hatta birebir aynı neredeyse diyebiliriz. O yüzden McLaren Edition bizlere neler sunuyor? Buna bakacağız bu videoda daha çok. Yani klasik bir inceleme olmayacak. McLaren firması Formula 1 yarışlarında karbon fiber malzemeyi kullanan ilk firma. Bu telefonda da aynı malzemeyi kullanıyorlar. Arka tarafta kullanıyorlar ama tamamında değil arkadaşlar. Zaten görsellerde görüyorsunuz kameranın etrafından dışa doğru yayılıyor ve bir süre sonra da bitiyor. Yani degradeli bir geçiş var diyebilirim. Bana soracak olursanız telefon arkası tamamen fiber olsaydı daha kötü gözükecekti. Bu şekilde oldukça şık duruyor. Bunun yanında McLaren'la özdeşleşmiş papaya turuncusu diye bir renk var arkadaşlar. Telefonun arka yan ve alt kısmında bu rengi görebiliyoruz. Özellikle ışık kaynağı daha belirgin bir şekilde vurduğu zaman bu renkler iyice ön plana çıkıyor. Bu papaya turuncu rengi arkadaşlar bence tasarımı oldukça güzel tamamlamış. Tabii yan tuşlardan bir tanesini de bu renkte yapsalardı daha da bir şık olurmuş gibi geliyor. Bunun yanında arka taraf cam olduğu için maalesef biraz fazla parmak izi bırakıyor. Zaten bu da cam olan telefonların kaçınılmaz sonu. Telefonu yine 6T'den öne çıkartan bir özelliği var. Warp Charge 30 diye bir teknolojiyle birlikte geliyor. 3700 mAh'lik batarya tamam birebir aynı ancak bu telefonun özelliği yaklaşık 20 dakikada %50 şarja ulaşması oldukça iddialı bir rakam. Aynı testi 6T ile birlikte yapsanız şarjınız %35 civarında kalacaktı. Diyelim gün ortasında telefonunuzun şarjı bitmek üzere 20 dakika bir yere taktınız ve günün kalanını rahatlıkla tamamlayabilirsiniz. Şarjını da tamamen dolduracağım derseniz 1 saatlik bir süreye ihtiyacınız var 6T McLaren Edition için. Şimdi sıra geldi gerekli mi gereksiz mi biraz tartışmalı olabilecek bir konuya 10 GB RAM'e. Şimdi yorumlarda benim bilgisayarımın RAM'i 10 GB değil o ne öyle falan diyecekler var arkadaşlar. Onlara buradan şimdiden selam olsun. Ayrıca 10 GB RAM'i ilk defa bu telefonda görmüyoruz. Mi Mix 3'te vardı. Aynı zamanda Xiaomi Black Shark Halo'da görüyoruz. Birkaç tane daha telefonda var. Yani bu ilk değil ve tek değil. Şimdi 10 GB RAM arkadaşlar tabii ki de kağıt üzerinde olması çok güzel bir durum. Telefonunuzda 10 GB RAM var. Kimde var yani bu devirde 10 GB RAM? Ama şöyle bir şey var. 10 GB RAM'i kullanmak için çok ciddi ağır işler yapmanız lazım. Ki bu tarz işlerde bile Android bir cihazda 8 hatta 6 GB'lık RAM bile yeterli olabiliyor. Mesela video düzenliyorsunuz. Diyelim ki Android'de çok fazla düzenleme gibi bir şansınız yok. Yine 8 GB RAM oldukça yeterli. Ya da oyun oynuyorsunuz. 8 GB RAM'den zaten fazlasını kullanan herhangi bir oyun benim bildiğim kadarıyla yok. O yüzden 10 GB ileriye yönelik ama günümüz için çok fazla bir artısı yok gibi. OnePlus 6T ile McLaren Edition arasındaki belirgin farklar bunlar arkadaşlar. Bir de ikisinde ortak özelliklerini şöyle genel olarak hızlıca bir sayalım. Arka tarafta çift kamera bizleri karşılıyor. Birisi 16, birisi 20 megapiksel. İkisi de f1.7 diyafram değerini taşıyor. Bu da düşük ışık portre çekimlerini birazcık daha iyi yapmamızı sağlıyor. Ön taraf 20 megapiksel f2.0 diyafram değerini taşıyor. Video tarafında da 4K videoları saniyede 60 kare çekebiliyoruz. Şimdi en iyi kameraya sahip telefon diyemeyiz 6T için ama renkler güzel, detaylar güzel arkadaşlar. Ancak dediğim gibi en iyisi değil. Günü kurtarır mı? Bence rahatlıkla kurtarır. Özellikle portre modunu ben çok seviyorum. Evet arkadaşlar şu anda sesimi OnePlus 6T McLaren Edition üzerinden dinliyorsunuz. Yani mikrofonlar bu şekilde kaydediyor. Ön kamerasında zaten video kaydını izliyorsunuz. Devam edelim anlatmaya. Ekranımız 6.41 inç arkadaşlar. 2340x1080 çözünürlükte birlikte geliyor. Aynı zamanda bu ekranın içine gömülü bir parmak izi var. Bunu da görmeye artık alıştık. Bir anda hayatımıza girdi. Telefonda çentiğimiz var ve oldukça kibar yerleştirilmiş. Böyle kocaman bir çentik değil damla şeklinde çentiğimiz. 2.5D kavisli bir ekranımız var. Bu ekran Gorilla Glass 6 ile birlikte çizilmelere ve darbelere karşı korunuyor. İşlemci tarafında Snapdragon 845'i görüyoruz. Grafik işleme birimi de Adreno 630. 250 GB'lık da dahili bir hafızası var arkadaşlar. Dediğim gibi pilimiz 3700 mAh. Biz telefonları bir 10 dakika boyunca PUBG oynamadan genelde salmıyoruz. McLaren Edition'da da gelin bir 10 dakika oyun oynayalım. Şarjımız ne olacak, sıcaklığımız ne olacak ona bir bakalım. Evet 10 dakikalık PUBG testimizi başarıyla sonuçlandırdık arkadaşlar. 10 dakikanın sonunda sıcaklık tarafında şaşırtıcı bir sonuç görmedik. 30.2 dereceden 35.2 dereceye çıktı bizim dışarıdan gözlemlediğimiz kadarıyla. Ama şarj konusunda bizi biraz şaşırttı diyebiliriz. Şarjımız 10 dakikalık PUBG deneyiminin sonunda sadece %2'lik bir kayıp yaşadı. Yani %95'ten %93'e düştü. Oldukça iyi diyebiliriz 10 dakikalık oyun için %2 şarj gitmesine. Şimdi arkadaşlar oyunumuzu da oynadık. Değerlerimize baktık. Gelin yavaş yavaş son sözlerimize.
haberimize geçelim. McLaren Edition'ı böyle yaklaşık 5250, 5300, 5000 lira civarlarında bulabiliyorsunuz. 6T'yi de 3500-3750 civarında bulabiliyorsunuz. İnternet üzerinden kolay bir araştırmayla direkt zaten karşınıza çıkar. McLaren markasına çok özel bir ilginiz yoksa, hatta bence ilginiz varsa da bu aradaki 2 GB RAM ve daha hızlı şarj olayı için ve de tasarım için o fiyat farkını vermeye bana göre değmez. Ha tabii kapının önünde bir McLaren'ınız varsa o aradaki farkı size koymaz. Hatta bunlardan 10 taneyi üst üste koyup üzerine binip giderebilirsiniz. Yani özetle benim görüşüm bunun yerine 6T'yi tercih etmek şu an için birazcık daha ucuz ve daha mantıklı bir yol gibi gözüküyor. Siz ne düşünüyorsunuz? Çok merak ediyoruz arkadaşlar. Hemen yorum bölümünden bizlere fikirlerinizi iletebilirsiniz. Ayrıca şuraya bir anket hazırladık. Bu sefer biraz garip bir anket ama troll yapmayın. Kapısının önünde McLaren olan bir takipçiniz var mı? Hakikaten de merak ettik. Belki beraber video çekelim. Böylece videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı unutmayın diyelim. Başka bir WebTekno videosunda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ekranda duran bağlantıları tıklayarak bambaşka WebTekno içeriklerine ulaşabilir. Ayrıca hemen ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.